Balık yağı vücudumuz tarafından üretilmez ve depolanmaz. Bunun için de düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Genellikle sıvı ya da tablet şeklinde karşımıza çıkarlar. Balık yağı takviyelerinin bozulmaması için bazı maddeleri ilave ederler. Bozulmaması için kullanılan maddelerden biri E vitaminidir. Balık yağı emilimi hızlandırır. Bu sebeple farklı takviyeler ile birlikte de kullanılabilmektedir. Mesela balık yağının yanında kalsiyum, demir, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, C vitamini veya D vitamini verilebilir. Balık yağının içindeki omega 3 yağ asitleri DHA ve EPA'dır. ALA ise fındık ve tohum gibi bitki kaynaklı besinlerde bulunmaktadır. Balık yağının faydaları nelerdir? Omega 3 yağ asidinin vücuda faydaları çeşitli kalp rahatsızlıklarında, kolesterol seviyelerindeki bozukluk, depresyon durumu, bazı anksiyete bozuklukları, özellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çoğunlukla çevresel faktörlere bağlı olarak zayıflamış bağışıklık sistemi, eklem iltihabı, iltihabi bağırsak sendromu, AIDS, Alzheimer, gözde bulunan bazı bozukluklar, göze bağlı olan sarı nokta hastalığına iyi gelmektedir. Yağ asitleri kan pıhtılaşmasını önlediği için kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. Kalp ve ritim bozukluklarına iyi geldiği için balık yağı kalp hastalıkları için sıkça kullanılmaktadır. Çoğunlukla balık yağını kullanmak isteyenler kilo alma korkusundan dolayı kararsız kalırlar. Ancak balık yağı bilinenin aksine kilo aldırmamaktadır. Hatta balık yağı ile kilo vermeniz hızlanabilir. Spor ve diyet yapan kişilerde balık yağının da etkisi ve daha kolay kilo verilmesine yardımcı olur. Balık yağının düzenli olarak alınması sonucunda bağışıklık sistemi güçlenir, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar azalabilir. Hatta yapılan çalışmalarda bunu desteklemiştir. Balık yağının bağışıklık sistemini güçlendirmesindeki en önemli etken omega 3 yağ asididir. Balık yağı takviyesi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler. Günlük olarak alınacak doz 250 mg ile 500 mg arasında değişmektedir. Eğer kalp hastasıysanız, hamile ya da emziriyorsanız daha yüksek miktarda omega 3 almanız gerekebilir. Bu yüzden doktorunuzun önerdiği dozu almalı, daha fazlasına zarar olduğunu unutmamalısınız. Tercih ettiğiniz omega 3 takviyesinin saf olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer içeriğinde kimyasal atık ya da ağır metaller bulunuyorsa kullanmamalısınız. Bunları içermediğine dair sertifikası olması çok önemlidir.